Sözlerim bu kadar. Herkese teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederim Şükran Hanım. Mustafa Bey, siz sizin de görüşlerinizi alalım. Bugün zaten siz zannediyorum bir diyalizden gelmişsiniz. Çok bekletmek, çok yormak istemem. Çok geçmiş olsun. Çok geçmiş olsun öncelikle. Tekrar merhaba herkese. Berkin Elvan'ı, Mehmet Ayvalı Taş'ı, Medeniye Yıldırım'ı, Ali İsmail Korkmaz'ı, Ahmet Atakan'ı, Ethem Sarısülü'yü, Abdullah Cömert'i, Hasan Ferit Gediz'i ve bu eylemlerde eylemcileri kovalarken köprü inşaatından düşen polis memuru Mustafa Sarı'yı saygıyla anıyorum. Mustafa Sarı'nın ölümü Türkiye'de çok yaşanan bir iş güvenliği sorunudur. Bunun da altını çizmek istiyorum. Bakırköy'deki Çiğdem Mater, Münir Özerdem kardeşlerime, Osman Kavala'ya, Tayfun Kahraman'a ve oğlumuz Şerafettin Can Atalay'a da selam ve sevgiler yolluyorum. Şimdi hocam, siz unutuldu dediniz, haklısınız. Ben şöyle bir çok kısa, çok bir iki şeyde Taksim dayanışmasının nasıl meydana geldiğini, oluştuğunu söylemek istiyorum. 2009 yılında Büyükşehir Belediyesi'nin Gezi Parkı olarak kalacak diye bir kararı var. 2011 seçimlerinde birdenbire Kanal İstanbul diye bir fikir çıkıyor ortaya. Bu şey çıktığı zaman da Anayasa'nın madde 135 ile yetkilendirdiği, görev verdiği ve bununla ilgili kurulan mimar mühendis odalarından Mimarlar Odası ve Şehir Plancılar Odası bir toplantı yapıyorlar ve kamuoyuna çağrı yapıyorlar. Bu çağrıya anayasal meslek kuruluşları, siyasi partiler, sendikalar, semt dernekleri tepkilerini ortaya koydular ve Taksim dayanışmasını 2012 yılında kurdular. Tayfun, Şehir Plancıları İstanbul Şube Başkanı, Mücella Yapıcı, ÇED Sekreteri, oğlumuz Can Atalay da Mimarlar Odası avukatı olarak bu Taksim dayanışması içerisinde görev aldılar. Bunları özetledikten sonra hemen davaya geçmek istiyorum. Hukukçu arkadaşlar. Çok kısaca Mustafa abi, bu dava sizin için, bu dosya ne ifade ediyor? Yani buna baktığınız zaman ilk gördüğünüz ne? Herkes onun içinde bir şey var zannediyor dedik ya. Bu çok çarpıcı bir tablo bugün Türkiye'de. Merdan'cığım, Gezi davası toplumun bütününü ilgilendiriyor. Aynen. Başlangıçta siyasal hasımlarını baskılama yolu olarak seçildi. Belli bir bölüm insanın cezalandı, hapsedilerek sindirme amacına ulaşacağı düşünüldü. Ama ne oldu? Çözüme kavuşturamadıkça, sorun yayıldıkça yayılıyor. Artık kriz olarak tanımlanıyor bu dava. Bir baskı aracı olarak şey yapıyor. Ben her yerde derim, meslek insanlarına, hukukçulara toplumsal şeyleri çevrecilere bir parmak sallama hareketidir. Evet. Çıkmayın, böyle olursunuz diyedir. Bu davanın ana şeyini söyleyeceğim. Herkesin bildiği gibi bir çarşı davası vardı, ayrı görüldü. Bir de Gezi davası vardı. Bu Yargıtay kararında şöyle dedi. Sen eksik bakmışsın bu dosyaya, Gezi ile ilgili. Çarşı davasına bak. Orada bir şeyler var. Orada bul, seyret, gör ve ona göre iddianamene de ilave et ve ona göre de yargıla dedi.
Bu hiçbir şey yapılmadı. Sefahatini anlatmayacağım. Birleştirildi, evet. Bozuldu, şey yapıldı. Onları anlatmayacağım. Fakat sonra ne oldu? Alelacele çarşı davası ayrıldı. Sonra alelacele deliller incelenmedi, görüntüler bakılmadı, ifadeler alınmadı. Çok acele yaparak karar verildi. İkiye bir karar verildi. Bir yargıcın da şeyini söylemeden geçemeyeceğim. AKP Samsun Bafra Belediyesi Hukuk Müşaviri, AKP'den aday adayı, sosyal medyada da güzellemeleri var. İkiye karşı bir mahkumiyet kararı verildiğinde o bir yargıç muhalefet şerhinde şunu söylüyor özetçe: burada delil yok. Hadi bunları delil muamelesi yapalım. O durumda dahi ortada suç yok. Yani biliyorum. Bu senin de söylediğin gibi bir baskıyı artırma şeyidir. Biz bir gözdağı vermek için. Evet. Evet, gözdağı vermektir. Biz ya hukuku kanallarında işlemesini istiyoruz. Tamam. Müdahale edilmemesini peki istiyoruz. Peki. Şöyle bir şey var. Bunu söyleyeceğim, bitireceğim. Evet, Mustafa abi bir toparlarsa çünkü sevgili Deniz Özel'le beklettik alayım çok fazla. Bakın, Kavala davası Avrupa'da habire görüşülüyor, duruyor şeyde. Bu gidişle canın davası da böyle bir şeye gitmesin. Ülkemize yazık ediyoruz. Hepsininki. Diyorum ve teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim sevgili Deniz Özen. Şimdi